Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Hadid Suresi 16-19. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. أَلَمْ يَئْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَى قُلُوبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ İman edenler için onların kalplerinin Allah'ın zikrine haşyet içinde olması böyle bir zaman daha gelmedi mi? وَمَا أَنْزَلَ مِنَ الْحَقِّ Ve Allah'ın indirdiği hakla alakalı kalplerinin ürperme zamanı gelmedi mi? Burada gelmedi mi derken artık gelmesi gerekir. Böyle bir olgunlaşma süreci içine girmeleri gerekir. Böyle bir manayı Allah-u Teala bildiriyor. Din insanı bir noktadan alır, başlatır ve tekamül ettirir. Bunun neticesinde şu dünyaya gelen nakıs insanlar kemal mertebeleri elde ederler ve ulaşabilirlerse insan-ı kamil mertebesine ulaşarak bu dünyadan giderler. Din insanı kemale erdirecek esaslarla doludur. Dolayısıyla hayat yolculuğumuzu daimi bir tekamül seyri olarak görmek gerekir. Tarikatta, tasavvufta seyri sülük diye bir tabir var. Yani manevi bir yolculuk, manevi bir ilerleyiş hali. Bu tarikatta olsun olmasın herkes için olması gereken bir durum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam iki günü birbirine eşit olan ziyandadır buyuruyor. Yani mümin daima tekamülde olmalı, daima daha ileriye gitmeye çalışmalı. Ve dinde bununla alakalı çok güzel esaslar var. O esasları uyguladığımızda her gün biraz daha ileriye gidebiliriz. Ayet-i Kerime bu noktada bize teşvikte bulunuyor ve bildiriyor ki iman edenlerin kalplerinin huşu ile dolması, Allah'ın zikrine karşı huşu ile dolması ve Allah'ın indirdiği hakla alakalı, gerçekle alakalı ürpermeleri zamanı gelmedi mi? Yani artık gelmiş olması gerekir. Belli bir noktadan sonra insan o halde yaşamalı. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ Ta ki daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Yani daha önce kendilerine kitap verilenler, ehli kitap dediğimiz Tevrat'a, İncil'e muhatap olanlar, bunlar belki işin başlangıcında bir heyecanla Allah'ın kitabına sarıldılar ve gerçekten istifade ettiler. Ama zaman içerisinde kendilerinde bir gevşeme meydana geldi ve bundan dolayı da Allah-u Teala mesajını yeniledi. Zaten Allah-u Teala tarih boyu mesajını daima yenilemiş ve Kur'an-ı Kerim'le en kamil şekliyle mesajını, son evrensel mesajını bütün insanlığa bildirmiş. Ayetin devamı, hangi açıdan önceki kitap ehli gibi olmayacaklar, olmamak gerekir, onu anlatıyor. فَتَالَ عَلَيْهُمُ الْاَمَدُ Yani müddet onlara uzamıştı. Yani zamanla ilk heyecanı kaybettiler ve zamanın geçmesiyle, mürur-u zamanla kendilerinde bir ülfet, kendilerinde bir gevşeklik meydana geldi. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ Bunun neticesinde kalpleri katılaştı. Yani insanın kalbinin Allah'a karşı yumuşak olması gerekir. Kur'an-ı Kerim anlatırken gerçek müminler şunlardır. Kur'an ayetlerinden onlara okunduğunda işte gözleri yaşla dolar, kalpleri ürperir. Bu mealde ayet-i kerimeler var. Gerçek mümin olmak, kalbimizin rikkatle dopdolu olmasını, okunan ayetler karşısında bir ürpermenin meydana gelmesini ifade ediyor. İşte önceki milletlerde, önceki ehli kitapta zamanla ilk heyecan kayboldu ve ülfet ettiler, gaflete düştüler. Bunun neticesinde kalpleri katılaştı. Ve kethirun minhum fasikun ve onlardan çoğu fasıklardır. Onlardan çoğu haktan uzaklaştı ve taatten, Allah'a itaatten çıkmış oldular ve fasık oldular. İ'lemu ennallaha yuhyil arda ba'de mevtiha Bilin ki Allah ölümünden sonra arzı hayatlandırır. Burada da Allah-u Teala'nın ölmüş kalpleri hayatlandırmasına
dikkat çekiliyor. Yani nasıl ki kışın adeta ölmüş olan yeryüzü bahar yağmurlarıyla dirilir, ölmüş olan kalpler de yeni bir vahyin heyecanıyla veya o vahyin yeni bir yorumu, yeni bir açılımı münasebetiyle heyecanlanır ve gerçekten bir hayatlanma meydana gelir. İşte Allah-u Teala'nın müceddidlerle alakalı icraatı da bu zaviyeden değerlendirilebilir. Hadiste geldiği üzere Allah-u Teala her 100 yılda bir dini tecdit edecek kimse gönderir. اِنَّ اللّٰهَ لَيَبْعَثُ لِهَذِي الْاُمَّةِ عَلَى كُلِّ مِيَتِي سَنَةً مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا د۪ينَهَا اَوْ كَمَا قَالْ. Yani Allah-u Teala her 100 yılda dini tecdit edecek kimseler gönderir. Bu şu manada değerlendirilmeli. Müceddit hadisi deniliyor buna. Allah'ın mesajının o asırdaki bir yorumu. Bu da bir heyecana, yeni bir heyecana vesile oluyor. Allah-u Teala mesajını o günün şartlarında aktüel bir yorumla, insanların derdine derman olan bir yorumla yenilemiş oluyor. Gerçi Kur'an'ın mesajı neyse o, ama bunun yeni bir yorumu insanlarda heyecana vesile oluyor ve böylece daima o mesaj tazelenerek zamanın şartlarına göre onların ihtiyacına cevap verecek şekilde yeni bir yorumla takdim edilmiş oluyor. İmam-ı Gazali'nin eserleri bu açıdan değerlendirilebilir. İmam-ı Rabbani'nin gerek sohbetleriyle kalpleri böyle mamur hale getirmesi, gerekse yine eserleriyle böyle bir şeyi gerçekleştirmesi bu zaviyeden değerlendirilebilir. Ve günümüzde İslami hizmetlerin gerek ülkemizde gerek başka yerlerde yayılması yine bu yönden de değerlendirilmesi mümkündür. Çünkü bir yerde yeni bir İslami hizmet başladığında oradaki insanlarda gerçekten bir heyecan oluyor. Herkes bir ucundan tutmaya çalışıyor. Bir miktar böyle devam ettikten sonra zamanla ülfet, ünsiyet, gaflet, dünyanın cazibedarlığı, gündelik işlerin yoğunluğu, bu gibi sebeplerle o ilk heyecanı insanlar kaybedebiliyor. Bu heyecanı aslında zinde tutmak, tazelemek gerekir. Ta ki ömür boyu insan şevki mutlak halinde Allah'ın dinine hizmet etmenin heyecanını yaşayabilsin. Ve bununla alakalı işte ölmüş olan kalpler Allah'ın diriltmesiyle dirilir. Bu manayı hatırlamak gerekiyor. Bilin ki Allah ölümünden sonra arzı ihya eder, kalpleri de aynı şekilde hayatlandırır. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاَيَاتِ. Ayetleri size beyan ettik, açıkladık. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Ola ki akledersiniz, ola ki aklınızı kullanırsınız diye. Yani Allah-u Teala ayetleriyle de insanları hayatlandırıyor. Kur'an bize ruh veriyor, Kur'an bize hayat veriyor. لِيُنْفِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ. Gelen bu ayetler gerçekten hayat sahibi olanları uyarmak için. İnnel musaddıkine vel musaddıkat. Sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar ve akradullaha gardan hasene, ve Allah'a ödünç verenler, yudâefu lehum, Allah onlara kat kat bunun karşılığını verir. Yani bu kimselere yaptıkları kat kat verilir. Ve lehum ecrun kerim, ve onlar için gayet hoş, gayet güzel bir ecir, mükafat vardır. Allah yolunda sadaka vermek, bu çok güzel bir şey. Herkes kendi imkanları çerçevesinde bir şeyler yapabilir. Yani birisi vardır, çok büyük serveti vardır, onun fazla vermesi gerekir. Bir başkası ona göre daha azdır, o da kendi malı miktarında yardım yapacaktır, yapması gerekir. Bazen öyle olur ki imkanları az olan birisi o azdan çok verebiliyorsa, çoktan az verene nispetle çok daha fazlasıyla Allah katında derece kazanır. Yani Allah-u Teala kalpleri biliyor. Yüzdeye vurulduğu zaman işte birisi yüzde diyelim 5 veriyor, diğeri %10 veriyor. Elbette her ne kadar miktar itibariyle az da olsa %10 verebilen %5 verebilene göre daha bir cömertçe hareket etmiş olur. Bu açıdan herkes kendi imkanlarını
iyi kullanmalı ve Allah yolunda sadaka veren bir kimse haline gelebilmeli. Bir de karzasen, yani başkalarına yaptığımız iyilikler sanki Allah'a borç vermek gibi oluyor. Allah da bunun karşılığını kat kat veriyor. Vellezine amenu billahi ve rusuli, Allah'a ve peygamberlerine iman edenler, ulaike humus sıddıkun, onlar sıddıklardır. Yani Allah'a ve Allah'ın gönderdiği peygamberlere iman edenler gerçekten sıddık olan, dost doğru olan, özü sözü bir olan kimselerdir. Ve şühedâ'u inde rabbihim, ve onlar Rableri nezdinde şahittirler. Buradaki şahit, şehit anlamında da olabilir. Doğrudan şahit anlamı da yine verilebilir. Mesela Allah-u Teala Peygamber Efendimizle alakalı, her ümmete bir şahit getirdiğimizde ve seni de kendi ümmetine şahit yaptığımızda onların hali nice olur. Bu mealde ayet-i kerimede ifade ediyor. Ve yine ayet-i kerimede ve şahidim ve meşhud, şahide ve meşhuda yemin ederim. Cenab-ı Hak kendisi şahidi ezelidir. Peygamberimizi de aleyhissalatü vesselam ümmetine şahit kılmıştır. Bu manada değerlendirilebilir. Bir de bu ümmet içinde şehit olanlar, zaten şehitlere şehit denilmesinin de bir takım incelikleri var. Bunlar Allah'ın şehadetine itibar edeceği kimseler. İşte bu sıddık olanlar Rableri nezdinde şehittirler veya şahittirler. Allah onların şehadetine itibar eder. Lahum ecruhum ve nuruhum, ve onlara mükafatları vardır. Allah onların mükafatlarını verecektir. Ve nuruhum, ve onları nurlar içerisinde bırakacaktır. Yani onlar yaptıklarını, bu güzel amellerin, sadık olmanın ve dosdoğru istikametli yaşamanın karşılığını Allah nezdinde göreceklerdir. Allah onların kabirlerini aydınlatacaktır. Ve kabirden sonra mahşerde yine bulundukları yeri aydınlatacaktır. Bu surede daha önce geçtiği gibi, o gün sen müminleri önlerinden ve sağlarından nurları koşar bir vaziyette görürsün. Bu mana tecelli edecektir. Ve amel defterlerini sağlarından alacaklar. Karanlıklardan kurtulup nurlar içerisinde bulunacaklardır. Cennet dediğimiz bir yönüyle nurlar alemidir. Ve bu dünyada onlarda, o insanlarda iman nuru, amel nuru vardı. Kabirlerinde bunun karşılığını gördüler. Kabirleri aydınlandı. Mahşerde münafıklar karanlıklar içinde kalırken onlar iman ve salih amelleri sebebiyle yine nurlara mazhar oldular. Diğer alemde de yani cennette, orada yine Cenab-ı Hakk'ın ebedi nurlarına mazhar olacaklar. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, ancak inkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, اُولَٰئِكَ, işte onlar, اَصْحَابُ الْجَه۪يمِ, onlar cehennem ashabıdır. Değerli izleyenlerim, bugünkü okumuş olduğumuz kısımda Allah-u Teala nice hakikatleri bizlere ifade etti. Ve özellikle dini heyecanı canlı tutmanın önemine dikkat çekti. Artık iman edenler için kalplerinin ürpermesi, Allah'ın zikrine karşı, Allah'ın indirmiş olduğu ayetlere karşı bir haşyet içinde olmaları zamanı gelmedi mi? Bu manada ayette ifade etti. Ve önceki milletlerden örnek verdi. Önceki milletlerde, kendilerine daha önce kitap gönderilmiş olan ümmetlerde önce bir heyecan oluyor. Kitabın etrafında, peygamberin etrafında heyecanla insanlar toplanıyor. Ama zamanla o ilk heyecanı kaybediyorlar. Ve artık rutinleşiyor, monotonlaşıyor. Artık eskisi kadar dinden zevk alamaz, dini uygulamada eskisi kadar heyecan duyamaz hale geliyorlar. İşte Müslümanların böyle olmaması gerekir. Ve heyecanlarını canlı tutmaları, bu noktada dinamik bir hayat içerisinde olmaları gerekiyor. Bunun da yolu,
Kur'an-ı Kerim'e iyi bir şekilde muhatap olmaya çalışmak, kendimizi daima tazelemek. Yani nasıl ki günümüzde bilgisayarla meşgul olanlar daha da iyi bilirler, daima programlar tazeleniyor, güncelleniyor. Eğer güncelleme yapılmazsa yeni durumlara önceki bilgisayarlar program itibariyle uyum sağlamayabiliyor. İşte her gün nasıl ki bilgisayarımızı güncelliyoruz ve o günün şartlarına uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Benzeri bir şekilde imanımızı güncellemek, iç dünyamızdaki dinamikleri gerçekten dinamik tutmak, canlı tutmak, bunlar da birer görevimiz. Bunları yapmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala bize şöyle bildirmekte: Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin, kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Demek ki zikir bizim gıdamız. Allah'ı anmak, yad etmek ve kainatta Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellilerini görmeye çalışmak, bu kainat kitabını okumaktır, tefekkürdür ve tefekkür gafleti izale eder, gafleti ortadan kaldırır ve insanı gerçekten canlı tutar. Bizden de istenen zaten şevki mutlak halini devam ettirmemizdir. Kur'an'ı anlamak için şevki mutlak halinde olmak ve başkalarıyla bunu paylaşmak için tam bir şevk halinde olmak, bunlar gayet güzel şeyler. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize şunu bildiriyor: Ceddidu imanakum bi la ilahe illallah. İmanınızı la ilahe illallah ile yenileyin. Yani bir defa iman ettik, artık o ömür boyu bize yeter demek değil. İnsan nasıl ki mesela ceketi, elbisesi eskidiğinde yerine başka bir elbise alıyor, giyiyor, kılık kıyafetini tazelemiş oluyor. Her gün maddi gıdasına dikkat ediyor. 2 defa, 3 defa, 3 öğün yemek yiyor. Bunlara dikkat ettiği gibi manevi gıdasına da dikkat etmek gerekir. Ama günümüz şartlarında maalesef dünyevilik ön plana çıkmış. Gündelik yoğun meşguliyetler arasında insanların pek çoğu asıl görevlerinden geri kalabiliyor. Manevi gıdalarını almıyor. Böyle olunca bu insanlar manen aç, manen sefil, manen perişan. Ve artık bunlar her ne kadar mümin de olsa ilk zamanlarda duyduğu heyecanı duyamayabilir. İslam hizmetlerde bulunmak için içinde bir aşk, bir şevk hissetmeyebilir. Bunun yolu gıdamıza dikkat etmek. İşte günlük Kur'an okumaları, günlük dualar, virt, zikir, bunlara dikkat etmek ve Kur'an-ı Kerim ve manevi şeylerle alakalı programlarımızın olması. Yani her günün muhakkak kendine göre meşguliyetleri var. Her gün Kur'an'dan bir miktar okumak, tefsirinden okumak ve Kur'an'ın anlatıldığı, maneviyatın hakim olduğu sohbetlere katılmak, bunlar bizi manevi yönden gerçekten dinamik tutacak, canlı tutacak şeylerdir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğimizde zamanın geçmesiyle bizde rehavet meydana gelmez. Zamanın geçmesiyle belki daha da bilenmiş olarak, daha da aşk şevk içerisinde yolumuza devam etmiş oluruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müminin şevk halini şöyle anlatıyor: Mümin yazında kışında meyvelerini dökmeyen ağaca benzer. Turunçgiller türü veya hurma türü, bu gibi ağaçlar yazında yeşil, kışında yeşildir. Ama nice ağaçlar var ki yazın yeşil olmakla beraber kış geldiğinde yaprak diye bir şey kalmıyor. Sadece geriye bir ceset kalıyor adeta. Bir iskelet kalıyor. Bir kısım insanlar belli bir dönemde işte manen yeşil, manen hayattar, ama ardından eğer letafetini kaybedecek olursa tehlikeli bir durumdadır. Kendisine dikkat etmesi gerekir. Bu Allahu Teala'nın bizden istemiş olduğu bir şeydir. İnsan böyle bir makina, canlı bir makina ve bu makina gerçekten kendini daima yenileyebilecek, maneviyatta daima daha ileriye gidebilecek durumdadır. Cenab-ı Hak hepimizi bu noktada muvaffak olan bahtiyarlardan eylesin. Başka bir programda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.